düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. Faruk'un dün nasıl yayında sen bazı şeyleri hatırlamayınca olay kendisine dönebilir diye çok panik olduğunu, ailen üzerine bir baskı kurduğunu düşünüyorum. Kurdu mu? Bu bir iddia tabii ki. Bilmiyorum. Bu bir iddia. Çünkü neden biliyor musun? Saygı duyarım. Olay yerine seni götüreceğim. Sıcağı sıcağını senle yaptığımız röportaj ekranlara gelsin. Çünkü bazı görüntülerin yayınlanmasından Faruk Efendi çok rahatsız oluyor. Mesela banka görüntülerini yayınlayacağım birazdan. Yayınla. Faruk yayından sonra söyledikleri çelişkileri yayınlayacağım. Ben daha neler yayınlayacağım. Seher'in olay yerindeki görüntüleri bir ekranlara gelsin lütfen. Yediyorum saklı. Ya bilmiyorum üstüm üstüm ne geliyorum ya. Uşak'ta buluştuk. Caddede bulduk, karşılaştık. Sonra arabayı ilerledik işte. Geldi ben seni götüreyim dedi. Selen yolun diye kınığını bu tarafa sürdü arabayı. Durdurdu zaten arabayı direkt. Hani sözlü olarak kavga etmeye başladı, tartışmaya başladı. Kasına tepme atmaya çalıştım. Arabadan attım kendimi aşağı. Aşağı attıktan sonra yuvarlan tekerlerine zaten aşağı indik. Falan ısırdım. Elime ne gelirse hani elimle kolumla her şeyi vurmaya çalıştım saatten vücuduna. Beni yüzü aşağı yatırdı. Kendi ayakkabımın bağcığını çıkardı. Kolumu bağlamaya çalıştık bir. Sırtını alıp götürecekti. Ben bağlatmadım. Elime gel tekmedir bilmem şeydir ıstırmaya çalıştım elini. O anda hani zaten tek altım bitti benim artık yoruldum. Benim kendi ayakkabı bağcığımı çözdü. Kendi ayağımı bağlamaya çalıştı zaten. Ben bağlatmadım. Vücudum dokunmaya başladı. Gözü döndüydü o anda. Yani vücudumu dokundu ama gözü yetmedi ama taciz etti. İttirdim hemen hani elime geçen taşı zaten vurdum. Başka kafasına vurduktan sonra zaten yani yuvarlanma tekerleme etti. Yani çantamı bırakmanın içinde zaten bıçak var. Bildiğim için hani ben koyduğum için zaten bıçak var. Hala bıçaktır biber gaz taşıyorum zaten ben. En son bıçağı çıkardıktan sonra zaten sapladım. Ama neresini sapladım bilmiyorum. Bir yerine geldi çünkü kan aktı sonuçta benim elim. Yani üstüm başım zaten kan oldu. Onun da kan oldu zaten. Dengesi hani zaten hani kaybetti zaten hani. O sadece dediği laf hani bir evler gidelim hani jandarma gelecek gidelim. Arabayı bırakıp sürdüyse biliyor ki getiriyor hani buranın yolu neresi ki onu da bilmiyorum ben. İttirdim. Zaten ileride vardıktan sonra zaten dere yatağı var. Dere yatağını zaten gördükten sonra ben hani elimden geldiği kadar koşmaya başladım zaten. Koşmadan önce zaten dediği kelime şu. Kendimi öldüreceğim. Peşimden gelir diye ben zaten elimden bütün vücudum, bütün kendimi toplayarak koştum zaten. Olay yerine uzaklaşmaya başladım. Her dakika arkama bakıyorum gelecek mi gelecek mi gelecek mi diye. Geldiğini görmedim. Ondan sonra Faruk abiyi aradım. Bana yardım et abi dedim. O da ne oldu dedi. Abi dedim, sormadım bana yardım et dedim. Petrolü götürdü. Eşini aradı. Olayı anlattım. Konuştuktan sonra arabaya bindik işte Faruk abiyle falan ben. Buraya geldik. Olay yerine geldik. Ben dedim kesin kendini yani arkamda dedi tek laf şuydu kendimi öldüreceğim dedi. Ne kadar süratle geldik diye yani tahminim hani bayağı 20-25 ile 30 dakika olmuştur yani. Ya da olmamıştı da olabilir hani. İndiğimizde zaten asılmış hali ceset zaten karşımdaydı direkt. İlk bir ceset ben gördüm. Arkamdaki abi sonra gördü. O anda zaten her şey bitti yani. Hediye Hanımcığım hiç inandırıcı bulmuyor. Tamamen bir kurmaca İftira. Oldu. Saygı duyarım. İftira. O da o çocuk kalır da kendini nasıl asa. Ben bunu inandıramıyorum. Yani ölmek üzereyken. Ölmek nasıl? Üzere saygı olan duyarım. Çocuk kendini nasıl asa. Hem o çam dalını özellikle yelemişler. 10 kere 1000 kere gittim o da abla. 10 kere 1000 kere gittim özellikle yelemişler. Çam ya. Çamlık dalını yelemişler. Çıkısın. Çocuk asılsaydı kendi babu çipinle asılırdı. Bunun babu çipi arıyor ya. İnandırıcı mı bu abla? Çam, telefon ne hadi hani? Telefon niye ettiniz? Asla inanmıyorum. Niye sizden başka kim aldı telefonu? Asla inanmıyorum. Kim aldı? Benim oğlan da asla seni saldırma bilem de yapmaz. İftira, iftira Allah var ensende, yüce Allah var. O da adamla ayarlandı. Orayı bağladınız, sen o dağdan yuvarlanmadın, seyde seyde indin o dereye. Oğlum da aklından seyitti, o ekiple o da hazırmış. Ben bunu döyünüm, ben başka bir şey demiyorum, bunu döyünüm. Benim oğlum tuzağa düştü.
O da öde götüren sensin. Benim oğlum kız kaçırsa evim ma, ocağım ma, evimi alır gelirdi. Dağda da asla benim oğlum saldırıya uğramaz. Koca Selen diye sorun. Koca Selen diye sorun, telefonla da ulaşabilirsiniz. İnandırıcı değil. Benim oğlum böyle, aklı dengesi yerinde. Derim yani, dağın başında insan saldıracak, su yok, sel yok. Affedersin, hun çamın içinde ya. Kafası mı kırık ya? Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Benim oğlum eve alır gelir de. Oraya çamın içine gelecek ya çocuk ya. Faruk planladı, o da götürdüm. Götürseydi uşak yanlarında çektirecek yem yok. Fotoğrafı oğlağı da çektiri ederdi. Ben oğluma inanıyorum. Şimdi Seher, o sırada arabayla gidiyorsunuz. Arabayla gidiyorsunuz. Bu çocuğun seni işte kaçıracağından öyle ya, bu çocuk seni kaçırmış olsa o sırada biri anlamışsın sen, o artık o kişinin seni kaçırdığını, bir ters bir şey olduğunu anlamışsın. Bluetooth'ta bir arkadaşıyla konuşuyor ve sen onunla yaptığı görüşmeydi bir anlamda Bluetooth'ta konuştuğu için, imdat beni kaçırıyorlar desen olay bitecek. Ama sen demiyorsun. Telefonda bağırsa duyardı. Ondan sonra gelişti. Şehirden geçin gelmiş. Ondan sonra geldi. Ben zaten dedim. Ne kadar boğuştunuz? Bir dakika. Ne kadar boğuştunuz? Ya zaman olarak, saat olarak bilemem ama bayağı boğuştuk ya. Bana öyle geldi abla ya. Arabada mı seni taciz etmeye başladı? Arabada iz çıkmadı abla. Arabada iz çıkmadı. O gelenlikle yalan ya. Lan kızım doğruyu konuşsana. Sen arabada diyorum. Saldırsa iz çıkar saygı ya. Saygı diyorum. Saygı duyuyorum. Gözünün yumukla konuşma. Ben burada oğlumu kaybettim. Acı var, acı. Saygı cenaze var yani. Hakaret ediyor mu? Arabada saldırsa iz çıkardı. Böyle iz çıkardı. Hakaret ettin mi? Etmedim. Bağırdın mı? Bağırmadım. Aa, bağırmadım canım. Günlerce saygı bağıran bendim burada ben ya. Ben burada karşısında susuyorum. Duruyorum sadece. Seher peki. Bir şey de yapmıyorum. Sen arabadan kendini ne zaman attın? Boğuştuktan sonra. Bağırı görüntülü ne zaman aradın? Olay yerine uzaklaştıktan sonra. Kaç kez aradın? Bir kez, iki kez mi telefonla konuştuk Haral'da. Sonra ben görüntülü aradım. Kaç kez aradın? İki kez, üç kez mi öyle Haral'da? Üç dört kez aradığını söylemişsin savcımıza. Evet aradım. Olayı şeyin göstermek için üç, aradım. Üç dört kez seni aradığında üstünün başının kan olduğunu, İsmail'i bıçakladığını söylemedin mi kızım? Söylemedim. Neden? Üstüm başım kan olduğunu değil. Didem abla zaten... ekran bana yönük değildi zaten. Ön ekran değildi, arka kamera çıktı zaten. 3-4 kez konuşmuşsun. Her seferinde de kamera diğer tarafa mı dönüktü? Evet. Neden öyle yapsın? Etrafı göstermek için. Zaten hani konuşuyoruz. Etrafı gösterin, öyleydi. İlk aradığında senin yüzünü görmedin mi? Hayır, görmedi, görmedi. Neden göstermedin yüzünü? Çünkü hani Kabat abi dedim, hani ben görüntülü arayayım dedim. Etrafı gösterim dedim. Sen daha iyi bilirsin dedim, bunları dedim. Direkt zaten konuştunuz dedim. Görüntülü şey yaptım. Konuştuk zaten. Ama savcımıza, oradaki yetkililere görüntülü konuştuk. Birbirimizi gördük demişsin. Hayır ya, birbirimizi görmedik. Birbirimizi görmedik Allah. Birbirimizi, ben ona etrafı gösterdim. Faruk arabasına bindin. O sırada senin çantan yanında. Çantanın içinden parfüm, iki tane krem, bir tane de pet çıkmış. Çıkmış. Ama ne cüzdanın ne telefonun var. Yanımdaydı herhalde. Bilmiyorum ama telefon cüzdanı. Bu olay yeri ekipleri tarafından almıştır, belgelenen, almıştır. Belgelenmiştir. Bir bilgi. Telefonun neredeydi? Bendeydi herhalde ya. Cebinden bende çıkmamış. Çakı var cebinde. Al, telefon nerede oldu, kodumu bile hatırlamıyorum ya. Çantanın yanında, içinde pardon, bir kez daha söylüyorum hatırlamana yardımcı olmak için. Parfüm. İki tane krem. Telefonun nerede, kodumu hatırlamıyorum. Pet. Cüzdanın nerede o sırada? Bilmiyorum ki ya. Vallahi abla gerçekten bazı şeyler... Niye telefonunu da mı hatırlamıyorsun? Baksana yardımcı olmaya çalışıyor. İşime gelmemedikten değil. Allah vallahi bile beynim durdu artık ya. Senin telefonun var mı? Var. Ya olay günü farkında konuştuk. Konuştuktan sonra şeye girdikten sonra, ofise girdikten sonra ben Faruk hangi telefondan aradın? Kendi telefon numaramdan aradım ya.
Nasıl yani? Kendi telefonumu aradım yani. Kendi telefonunu aradım. Kendi telefonumu aradım. Ya o an hani aradıktan sonra, arabaya bindikten sonra hani... Telefon nereye koydum hatırlamıyorum ki ya. Arabadan şey telefondan çıkmamıştı da çantandan çıkmamıştı o yüzden. Ay, çıkmamıştır Allah hani. Olaydan ne kadar süre sonra telefonunu değiştirdin? Üç ay sonra herhalde olaydan sonra. Neden? Allah zaten hani değiştirmem neden şuydu zaten hani her şey incelenir de. Bulunmasını istemedim ben de ya. Durmasını istemedim. Neden durmasını istemedin? Ne abi vardı ki telefonda? Bir olay yaşıyorsun sonuçta ya. Ne her var şey insan, telefonda insan ne her var şey ki? O an her şeyi silmek istiyor ya. Telefonda görülmemesi gereken... Yok yok görülmemesi gereken bir şey yok. Telefon numaranı niye değiştirdi? Çünkü herkes arıyor. Kim arıyordu seni? Olay nasıl oldu? Olay nasıl oldu? Şunu olmuş, sen şunu yapmışsın, sen bunu yapmışsın. O telefonun nerede peki? Olay esnasında Faruk'u aradığın telefonun nerede? Ne yaptın? Çantadaydı herhalde ya. Çantada yok. Ya, olay Doğanay, sırasında. Doğanay ben yanlış bir şey yaptım. Doğanay belgeleri bir daha baksana bir tanem. Haber müdürüne söylüyorum. Sonra sen telefonunu çıkartıyorsun, satıyorsun ya. Satıyor musun? Yok ya değiştiriyoruz ya. Satma yok. Kime verdin o telefonu? Telefoncu aynı telefonu. Aynısından ayrıldım. Selen dedi mi bu telefonu? Evet evet. Sattılar mı onu? Hayır be duruyor hala duruyordur. Ha, telefoncuda o telefon duruyor mu? Duruyordur ya. Bilmiyorum. Telefonu niye elden çıkartmak istedin? Hadi hattını değiştirdin. Allah insan o anlık her şeyi yakıyor saatin üstündekinde. Her şeyi istemiyor. Çantanda telefon yokmuş. Bir daha evraklara baktık, teyit ettik. Ya çantada yoktur. Hani o anda çantayı çıkardıktan sonra hani telefonu... Çünkü jandarma geliyor ya siz cesedi bulduktan sonra jandarmayı arıyorsunuz. Önce de maalesef aramıyor Faruk. Evet, evet. Her şeyi biliyor. Benim ne dediğim doğrudur diyor. Ama jandarmayı aramıyor Faruk Efendi. Şimdi bu Faruk Efendi seni arabasını aldığında tamam telefonun orada. Hı hı. Sonra jandarma her şeyi belgeliyor. Evet. Senin telefonun çantada çıkmıyor. Ya zaten jandarmadaydı ki telefon zaten. Çünkü ailem arıyor benim. Ya siz jandarmayı aramadan önce. Sen o telefonu niye elden çıkarttın Seher? Al elden çıkarmamak değil ki. Şöyle bir şey. Bir durum yaşıyorsun. Hani bir psikolojinin içindesin zaten. Satman gerekmez ki. Sen o telefonu evde bulundurabilirsin. O telefonda inceleme yaptılar mı? Ya yaptı karakollar zaten. Sonra aslında sayın savcımızda olması gerekiyor o telefon. Bilmiyorum. Hani ben jandarmadan aldım. Ne kadar süre sonra verdi sana? Ay süresini hatırlamıyorum ya. Çünkü hani... Ailem boğum verdi. Bilmem bir şey olduydu o sırada ya. Beynim yandı ya. Niye hatırlamıyorsun? Abla ben senin buraya için yayına, çok önemli. Senin ben buraya yayına çıkıyorum ama havam bin tane şey var ya. Ben size cevap verin, vermeye çalışıyorum. Bin tane şey var şimdi ya. Şimdi Faruk bankada nasıl arkasından dolanmış İsmail'in? Bankaya nasıl girmiş? Şunu söylüyor. Neyse görüntüyü birazdan izleyeceksin. Babaya önemli bir şey soru sormam lazım. Mehmet sen şimdi oğlunun telefon numarasını üzerine almışsın. Aldım. Şu anda nerede o telefon numarasını kullanıyor musun? Hat kullanmıyor. Hattı kullanmıyorsun. Hattı kullanmıyor. Hat nerede? Hat evde. Hat evde. Evet. Neden üzerine aldın oğlunun hattını? Ya lazım olur dedim bu şeyde. Ben de faturasını daha yatırıyorum. Ben de babam vefat ettikten sonra telefonun üzerime almıştım. O yüzden mi aldın? Ya bir ha, belge bir şey oluyor diye. Hiç olur. Bakıldı mı o numaraya? Numaradaki yazışmalara falan hiç bakıldı mı? Ya bir sefer aradım ben. Bizim oğlan çıktı o hattan bir sefer konuştum. O hattı izin verirsen incelemek istiyoruz. Hat, daha sonra otur tamam. Lütfen otur. Hat evde de. Evde o zaman arkadaşlarım muhabir arkadaşlarım gidip o hattı alıp tabii. Oradaki bilgileri belgeleri alabilirler mi? Tabii. Anladım. Oradaki bütün yazışmalarınız ortaya çıkarsa eğer. Hepsi geri geliyor biliyor musun? Çıksın ama. WhatsApp'tan ne konuşmuşsunuz, ne yazışmışsınız? Şimdi Faruk Efendi sen diyorsun ki kardeşim yayını da izlediğini biliyorum. Hatta aileye baskı kurduğunu da iddia ediyorum. Sen şunu, ben kızımızın masum olduğunu düşünüyorum. Ve kızımızın üzerine bir tartışma yaşamış. Ama iddiaya göre sonrasında elinde sopayla gidiyorsun. Ve iddiaya göre İsmail'in hayatına son veriyorsun. Diyorsun ki benden borç istemişti. Ben ona
ona borç vermiştim. Ödeyemeyince de kredi çekmeye gitmiştik. İyi güzel de Faruk, bu çocuk kredi çekebiliyorsa eğer niye senden borç alsın ki? Ha kardeşim benim. Görüntüleri izleyelim. Annesi dönünce bir tekrar... Paranı yediler, canını da yediler oğlum, nelerden... Hayatım. Paranı yediler, canını da yediler İsmail'im, İsmail'im, İsmail'im. Çamlıklarda nasıl canların çıktı İsmail'im? Nasıl boğdular İsmail'im? İsmail'im adalet yerini bulsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Çamlıklarda nasıl boğdular da nasıl öldürdüler ya? Bir can bu ya, bir can. Allah'ın verdiği canı Allah alır ya. Allah alır. Nasıl boğdunuz boğazından? Ellerinizde mi titremedi? Aşemliğin başınızı yastığa koyunca nasıl uyuyorsunuz? Sizi de ana meydana getirmiştir. Hiç mi kalbinizde can taşımıyorsunuz? Bir garibanın oğlu, bir çiftçinin oğlu boğmaya değer mi yani? Değer mi? Değer mi yani? Değer mi? Ben 30 senemi verdim o oğlumu, meydana getirdim. Değer mi yani? Anmadın İsmail'im, anmadın İsmail'im. Gençliğin gitti İsmail'im, gençliğin gitti, çürüdün. Çürüdün İsmail'im, çürüdün, çürüdün. Allah onları çürüsün İsmail'im. Mehmet Bey, rica ediyorum. Allah'ın adalet yerini bulsun. Tüm Türkiye'ye sesleniyor. Tüm Türkiye duysun. Benim oğlum gitti. Kurban oldu bunlara. Kurban oldu. Tuzaklara düştü yani. Tuzaklara düştü. Çamlıklara planla götürdüler oğlumu. Planla. Benim oğlum kız kaçırsaydı Çamlı'yı asla götürmezdi. Asla götürmezdi. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Adalet yerini bulsun. Ağır ceza alsın da onlar da Çamlı'ya da çürüsün. Yaradan yarabbim. Benim oğlum 4 ayı geçti. Çürüdü.